Hendek ilçesinin Şiirin köyü Servetiye'de dünyaya gelen gazeteci Nurettin Er Yılmaz doğduğu evde yaşayan annen babayı ziyaret etti. Usta gazeteci Ethem Koçdemir görsel yönetmenliğinde yeşil doğa içinde evlerinde yaşayan annesi Çevriye Er Yılmaz, babası Remzi Er Yılmaz ile ablası Mesude Er Yılmaz görüntüleyerek röportaj yaparak hatıra bir film hazırladı. Bu arkamda gördüğünüz evde dünyaya geldim. 5 çocuktan 3.'sü olarak dünyaya geldim. Çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Hem burada tarlada tütün ekerdik, hem tarlada çalışırdık, hem de hayvanlara bakardık. Hep hayatımız yoğun geçerdi. Bir yandan da ilkokula giderdik. Zaman zaman da öğleden sonra izin alırdık tarlada çalışmak için. Nasıl da anlatsam? Senin çocukluğun efendi bir çocuğuydun, işuna gücuna giderdin. Başka bir şey yok. Kimseye zararın yoktu. Yaramaz değildin. Çok iyi bir çocuğuydun. Anladın mı? Kötü bir şey demem. Sen iyi bir çocuksun. Senin evet. Çocukluğunu çok hatırlamıyorum ama yaramaz bir çocuk değildin. Hı. Hani aramızda yaş farkı az olduğu için çok o kadar hatırlamıyorum ama yaramaz değildin. 5 kardeş. Onlara... Yukarıda tallada yüzardın, su temizdi, yüzardın. Burada zaten içme suyuydu bu. Evet. Şimdi bütün fabrikalar verdi, burasını pis su oldu. Hayvanları işte bakıp burada işte temizlediğimiz yeri şimdi bu alanı açıp yaklaştıralım. Bakalım oraya size gösterelim bu hayvanlık alanı gördüğünüz gibi. Evet, bu alanda hayvanlar bağlıydı. Bu alanlarda hayvanlar bağlıydı. Hala da babam zaman zaman bakıyor ama buralara hep işimiz temizlik şey yapmakla. Şu gördüğünüz alanda yeni doğan buzağlar, burada hayvanlar ezmesin diye buraya bağlardık. Yani benim çalışma alanım da burasıydı. Benim kardeşlerim, ben buralarda çalıştım. Yani hayvancılığı ve çiftçiliği içinde yaşayan bir kişiyim ben. Hayvanların bağlandığı ahır alanı burası. Benim en çok hayvanlara baktığım, çalıştığım yer burasıydı. Bir de tarlada tütün ve tarla çift sürerken babamla beraber çalıştığım yerlerdi burası. Şimdi bu gördüğünüz hemen hemen ben doğduğum zaman bu dut ağacı vardı. Bu dut ağacın dalları çok uzundu. Sonra budandı, böyle küçük dallar kaldı. Bu dalların üzerinde hep dolaşırdık, dut yerdik biz. Bu dut ağacı da benim için iyi bir hikayesi var, iyi bir hatırası var. Bu ağacı gördüğüm zaman hep çocukluğumu hatırlıyorum. Bu bahçeyi gördüğüm zaman hep çocukluğumu hatırlıyorum her zaman. Yani... ah o eski günler diyoruz ya, o eski günler, o çocukluk günlerimizi unutmuyoruz. Thank you.
yaz sıcağında bu derede yüzerdik tabii. O zaman ufak bedenimizde bu suyun içinde rahatlıkla yüzebiliyorduk. Köprü yoktu o zaman. Bu su normal yoldan akardı. Biz de buradan geçerdik. Tam evin önü burası. Yani bizim denizimiz, bizim gölümüz, bizim hayatımız bu suyu biliyordu. O büyük denizleri, büyük gölleri bilmezdik. Bu dere bize yetiyordu. Benziyoruz mu birbirimize? Benziyoruz. Baksana. Evet. Baksana.